Hocalarım merhabalar. Evet, en son İslamiyet öncesinden soru çözüyorduk. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. İslamiyet öncesiyle alakalı bu son olacak hocalarım. Bir sonraki videoda Türk İslam tarihi sorularıyla birlikte devam edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. İlk sorumuz bize diyor ki, ilk Türk devletlerinde uygulanan töre kuralları her ne kadar hükümdar emri veya kurultay kararıyla değiştirilebilse de bazı kuralları asla değiştirilemezdi. Değiştirilemeyen kurallardan olan iyilik aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir? Şimdi ÖSYM geçmiş yıllarda yaptığı sınavlarda buna benzer bir soru sordu. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bizim töre dediğimiz şey nedir? Biliyorsunuz ki hocalarım töre İslamiyet öncesinde göçebe yaşamdan dolayı yazıyı geç kullandığımız için bizim oluşturduğumuz yazısız hukuk kurallarıdır. Peki ÖSYM size eğer törenin kaynağı ne diye sorarsa törenin 3 tane kaynağı vardır. Hadi onları buraya yazalım. Bunlardan birincisi aslında hepiniz biliyorsunuz gelenek göreneklerimiz. Buraya görenekler diye yazalım. Yani halkın kendi arasında benimsemiş olduğu adetler. Ama sadece bunlar oluşmaz. Bunun dışında bir de kurultay kararları. Çünkü biliyorsunuz ki kurultay yasama organıdır. Yani kanun koyucudur. O yüzden burada alınan kararlar da yine töre kuralları içerisinde kabul edilir. Buraya kararları diye de yazalım. Hemen arkasından bir diğeri ise hükümdar emirleri. Hükümdarın vermiş olduğu bütün emirler hocaların töre kuralıdır. İşte bunların üçünün birleşmesiyle beraber töre dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu arada şundan da bahsedeceğim. Hükümdar emirleri diyor ya, o dönemde hükümdar emirlerine yarlı adı verilmiştir. Buna da dikkat etmenize yarar var. Töre kuralları genel itibariyle değişir mi? Evet değişir. Öncülde de söylediği gibi. Ama törenin 4 tane kuralı var ki hiç kimse değiştiremez. Hadi beraber bakalım. Bak bunlardan birincisi uzluk, iyilik demektir hocalarım. Asla değiştiremezsiniz. Cevabımız bu durumda A seçeneği olur. İyiliği soruyor. Tüzük ise eşitlik demektir. Yani toplumdaki eşitliği asla bozamazsınız. Birisi statü olarak çok daha yüksek olsa da mesela kurultay üyesi olabilir, boy beyi olabilir, hükümdar dahi olabilir. Sıradan bir halkla mahkemeye düştüklerinde eşit konumdalar. Devam edelim. Konilik ise adalettir hocalarım. Yine törenin değişmeyen kurallarından bir tanesidir. Dördüncüsü de insanlık. Diğer bir adıyla kişilik diye geçer. O zaman törenin değişmeyen kuralları derse uzluk, tüzük, konilik ve insanlığı ve bunların anlamlarını bileceğiz. Çünkü ÖSYM kelime anlamı olarak da soruyor bu soruda olduğu gibi. Veya şunu da yapabilir. Hangisi törenin değişmeyen kurallarından bir tanesidir der. Bu soru ona da uygun aslında. Dördü de yazıyor. Bir de arada yusun diye bir kelimemiz var. Peki yusun ne demek? Bu da gelenek demektir aslında. Ama hocam gelenek görenekler töre kuralıydı. Hepsi değil. Şimdi töre kuralı olarak aldıklarını zaten töre olarak isimlendirmişler. Bir de töre olmayan yani devletin kanun olarak kabul etmediği ama halkın arasında etkili olan adetler var. Onlar yusun diye geçer. Yani çok basit günümüzden örnek vereceğim. Mesela biz biliyorsunuz ki kendimizden daha büyük insanların olduğu akrabalar falan bir eve girdiğiniz zaman büyüklerin eli öpülür değil mi? Öpmezseniz kınanırsınız yani ayıplanırsınız. Şimdi bu devlet kanunu olamaz ama halkın içinde var olan bir şey. İşte yusun tam da budur. Anlaştık. Eğer sorusu gelirse ki MEB kitaplarında geçiyor bu da dikkat etmenize yarar var. Pekala bu sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Geçelim diğer sorumuza. Evet soru bize diyor ki Türkler farklı kültürlerden en az etkilendikleri alan aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Türkler M.Ö. 16'dan itibaren Orta Asya'nın dünyanın farklı bölgelerine göç etmeye başlamışlardır. Bu göçlerin sonucunda birçoğu farklı kültürlerin etkisinde kalarak asimile olmuşlardır. Şimdi bizim asimile olmamızın en önemli sebebi bir çok geniş coğrafyaya yayıldık. Nüfus azalıyor farklı farklı yerlere gittikleri için. İkincisi de bu daha da önemlidir. Göçlerin belli bir tarih aralığında olması. Yani bir dönem boyunca göçler yaşandı sonra durdu. İşte gidenler sürekli göçlerle beslenmedikleri için bir süre sonra azınlık konumuna düşecekler hocalarım. Peki dedik ki azınlık konumuna düşenler asimile oldular. Gittikleri o kültürün etkisinde kaldılar. Onların dinini, onların geleneklerini, onların yaşam tarzlarını benimsemeye başladılar. Peki en az hangi alanda etkilendik? Hadi beraber seçeneklere bakalım. Şimdi dini olarak etkilendik mi? Evet. Avrupa'ya göç edenleri hatırlayın. Hemen hemen hepsi Hristiyanlığı kabul ediyorlardı. Avarlardı, Bulgarlardı. Sadece İtil Volga Bulgarları İslamiyet. Tuna Bulgarları Hristiyanlık. Onun dışında Peçenekler Hristiyan olacaklar. Birçoğu Hristiyan oluyor. Bu konuda etkilendik. Ekonomide
mecburen etkilenmek zorundasın. Çünkü gittiğin o toplumun içerisine ayak uydurmak zorundasın. Yani o adamlar ticaretle uğraşıyorsa sen de ticaret yapacaksın. Hayvancılığa uygun bir coğrafya ise zaten hayvancılık temel geçim kaynağın. Tarıma uygun bir yer ve insanlar tarımla uğraşıyorsa sen de bunu yapmak zorundasın. Bu alanda da etkilendik. Devlet yönetimi. Şimdi bizim dünyaya öğrettiğimiz iki şey var hocalarım. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz ki devlet yönetimi. Devlet yönetimi dediği de teşkilatlanma. Çünkü Türkler çok kısa bir süre içerisinde devlet kurmayı başarabiliyorlar. Boylar Federasyonu teşkilatıyla beraber. Bunu da dünyaya öğrettik. Bir de askerlik. Bu daha da fazladır. Yani savaşmamız. Ki biliyorsunuz dünyadaki şu an birçok ülkede kullanılan onluk sistem ilk defa Mete ile beraber Asya onlarında oluşturulacak. Şimdi biz devlet yönetiminde diğer ülkelerden etkilendik mi? Evet etkilendik. Ama askerlikte etkilenmedik hocalarım. Onları etkiledik. Yani Türkler Türk olduklarını dahi unutsalar yine askeri yetenekleri hep iyi olarak devam etmiş. Ya da şöyle diyebiliriz bu soruda olduğu gibi en az farklı kültürlerden etkilendiğimiz alan askeridir. Toplumsal yapı olarak zaten dini değiştirdiğin an bir anda toplumsal yapında değişmeye başlıyor. Bu da yine bizim etkilendiğimiz alanlar arasında yer alır. Güzel bir soru. Yorum ve bilgiyi beraber sormuş. Anlaştığımızı düşünüyorum. Geçelim diğer sorumuza. Evet, soru bize diyor ki aşağıdaki kavramlardan hangisi ilk Türk devletlerinde kullanılan askeri kavramlar arasında gösterilemez? Şimdi ÖSYM İslamiyet öncesiyle ilgili kelime anlamı soruyor hocalarım ve bu tarzda da soruyor. Yani gruplandırma soruyor ve sen kelimelerin anlamını bilmiyorsan asla bu tarz bir soruyu yapamazsın. Hadi beraber seçeneklere bakalım. Börük kelimesi iki anlama gelir. Birinci olarak asker demektir hocalarım. İkincisi de kurt anlamına geliyor. Mesela şuradan konuşalım. Gök börü, bozkurt demektir. Mesela orada kurt anlamında kullanılıyor. Ama genel itibariyle asker demektir. Bir de bu biraz ayrıntıda kalır ama bazı kaynaklarda karşınıza çıkar. İslamiyet öncesindeki devletlerimizde hani bu saray muhafızları var ya, işte saray yoksa çadır, çadırdaki muhafızlar, onlara da börü adını vermişler. Yani daha çok börü kelimesi evet askerdir ama hükümdarın yakın korumaları için kullanılan bir ifadedir. Burada söylemiş olalım. Bunun dışında kalın kelimesi hepimiz hatırlıyoruz ki başlık parası demekti. Zaten buradan cevap çıkmış oldu. Çünkü başlık parası askeri eleri değil sosyal hayatla ilgili bir kavramdır hocalarım. Yine de devam edelim. Kargo gözetleme kulesi demektir. Gözetleme kulesi. Şimdi bizimkiler evet göçebe yaşıyoruz. Surlarla etrafı kapalı bir coğrafyada yaşamıyoruz. Her an saldırıya açığız. İşte bu yüzden saldırı gelme ihtimali olan yerlere gözetleme kuleleri yapmışız. Buraya askerler koymuşuz ki ani bir baskın olduğunda haberdar olalım. Yelme, gelme ihtimali çok yüksektir. Öncü birlik anlamına gelir. Öncü birlik ya da keşif birliği diye de bilebilirsiniz hocalarım. Yel gibi gidip gelmişler. Aklınıza böyle kalsın. Hemen şöyle bir keşfediyorlar. Ne var ne yok. Bakıp geliyorlar. Tolga ise yine o dönemlerde kullanılan miğfer anlamına gelen bir kelimedir. Peki miğfer neydi? Askerlerin savaş sırasında başlarına taktıkları kaska verilen isim. Aynı zamanda Çin kaynakları Türklerden bahsediyorken miğfer anlamını yüklemişti. Bunu da hatırlamış olalım. Evet, bu durumda sorumuzun cevabı da B seçeneğine gider. Kalın sosyal hayatla ilgilidir. Diğer seçenekler ise tamamen askeri yönle alakalıdır. Geçelim. Geldik bir başka sorumuza. Diyor ki bize, ilk Türk devletlerinde unsurlarından hangileri tarım yapıldığına kesin olarak kanıt gösterilebilir? Bakalım. Şimdi tarımla ilgili biraz konuşalım. Bizde tarım aslında en başından beri var. Yani biz göçebe yaşadığımız dönemlerde tarımla uğraşmışız. Ama tarım bizim temel geçim kaynağımız değildi. Temel geçim kaynağımız hayvancılık. Onun yanında az da olsa böyle günü kurtaracak kadar tarım var. Fakat tarım ne zaman gelişiyor bizde? Uygurlar döneminde. Çünkü Uygurlar Maniheizm dininin etkisiyle beraber et yemeyecekler. Biliyorsunuz et yemek yasaklanıyor, savaşmak yasaklanıyor. Adamlar da dediler ki abi et yemiyorsak ot yiyelim. Böylece tarım gelişmeye başlıyor. Yani Uygurlarda tarım temel geçim kaynağı haline geliyor. Daha teşkilatlı bir şekilde tarımla uğraşmaya başlıyoruz. Pekala göçebe dönemi olsun, Uygurlar dönemi olsun. Bizim tarım yaptığımıza neler kesin kanıt oluşturur? Bakalım. Şimdi birinci de diyor ki sulama kanalları.
Sulama kanalları tarım yapıldığının kesin kanıtıdır. Çünkü sen suyu bir bölgeden başka bir bölgeye taşıyorsan bunu tarım için taşıyorsundur. Yani niye suyun yanında yaşamıyorsun? Değil mi? Mesela hayvanları da otlatıyorsun falan. Tamam, çadırı suyun yanına kuralım o zaman. Ama ısrarla orada olsun istiyorsan demek ki orada verimli bir arazi var. Ya da çok özür dilerim, düz bir arazi var. Sen orada tarım yapmanın peşindesin. O zaman bunu aldım. Devam edelim. Bak, tahıl saklama kapları. Tahıl saklama kapları Türklerin tarım yaptığına dolaylı kanıttır. Kesin kanıt olmaz. Çünkü gerçekten de tarım yapıyor da olabilirim. Kendi tarım ürünlerimi koyuyorumdur. Ya da ticaretle satın aldığım ürünleri de koyuyor olabilirim. O yüzden ikiye alamam. Geldik sonuncusuna, buğday ambarları. Aynı mantık. Satın aldığın buğdayı mı koyuyorsun, ürettiğin buğdayı mı koyuyorsun? O zaman bu da dolaylı bir kanıttır. Bunu da alamam. Cevap A seçeneğine girer. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer burada buğday ambarları değil de onun yerine tohumluk buğday ambarları deseydi o zaman kesin kanıt olurdu. Şöyle düşünün. Tohumluk diye başlayan bütün unsurlar, cümleler kesin kanıttır. Neden? Elimde tohumluk bir ürün varsa ya satın aldım, ekeceğim o tohumu, ya da satıyorum, o zaman tohumu ben yetiştiriyorum. Her türlü tarım yaptığınıza çıkıyor. Buna çok dikkat edin hocalarım. Ama tohumluk demediği sürece buğday ambarları desin, tahıl saklama kapları desin, asla kesin kanıt oluşturmaz. Peki bunların dışında kesin kanıtımız var mı? Var. Nedir? Mesela tarımda kullandıkları orak ve saban gibi aletler de yine Türklerin tarım yaptığına kesin kanıt oluşturur. Sulama kanalları ile ilgili biraz konuşalım. Şimdi bizde Asya Hunlarından itibaren sulama kanalları başlıyor. Bizim için en önemli olanı Tötö sulama kanalıdır. Bunun dışında Aktura ve Karız adını verdiğimizde sulama kanalları var. Siz Tötö ve Aktura'ya daha çok dikkat edin. Asya Hunları zamanında oluşturuluyor. Göktürkler, Uygurlar döneminde de dönem dönem kullanılmış. Bir de şundan bahsedeceğim. Sulama kanallarının ismini de sorabilir tabii. Sulama kanalları Türklerin yerleşik hayata geçtiğine kanıt olur mu? Olur hocalarım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Asya Hunları göçebe yaşıyor. Uygurlarda yerleşik hayat başlıyor. Sulama kanalları var bu adamların. Nasıl yerleşik hayata kanıt oluyor? Kanıttır hocalarım. ÖSYM daha önce bunu sordu. Peki Asya Hunları ya da Göktürkleri nasıl değerlendireceğiz? Bunu şöyle düşünmeniz gerekiyor. Asya Hunları ya da Göktürkler göçebe, özür dilerim, yerleşik hayat özelliği göstermiş ama göçebe yaşamışlar. Bu da onların sorunu, bizi ilgilendirmiyor. Sulama kanalları yerleşik hayata kesin kanıt oluşturur. Bu bilgiye dikkat etmenize yarar var. Evet, böylece tarımla ilgili de biraz konuşmuş olduk. Geçelim. Geldik bir başka sorumuza. Soru bize diyor ki, ilk defa kendi adına para bastıran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. İlk Türk devletlerinde Asya Hunlarından itibaren ticarette değişim aracı olarak parayı kullanmaya başladılar. Bu güzel bir bilgi. Öncelikle ilk defa parayı kullanan Türk devleti derse Asya Hunlarıdır. Bir de bazı şeyleri hatırlamak gerekiyor. Mesela ben buraya yazmış olayım. Kamdu, Böz ve Kuanpo. Hocalarım, bunlar bizim Orta Asya'da ticarette değişim aracı, yani para olarak kullandığımız mühürlenmiş bez parçalarıdır ya da kumaş parçaları. Ve ne zamandan itibaren başlıyor biliyor musunuz? Göktürklerle beraber. Yani Göktürkler küçük bez parçalarını almışlar, üzerine devletin mührünü basmışlar, bunu da para olarak kullanmışlar. Daha sonrasında bir diğer kullandığımız parada çavdır. Çav ise Uygurlar döneminde ilk defa kullanmaya başlandığımız kağıt paralar. Biliyorsunuz ki Uygurlar Çin'den öğrenerek kağıdı ve matbaayı kullanacaklar. Adamlar kağıdı matbaayı kullanmışken hadi bir de kağıt para patlatalım demişler. O zaman çav derse Uygurların kağıt parası, Kamdu, Böz, Kuanpo derse mühürlenmiş bez parçalarına giderim. Bunların dışında bir de genel bir ifadedir satır kelimesi. Satır madeni para demektir hocalarım. Buraya bir yazalım, madeni para anlamına geliyor. Şimdi bir de başka bir şeyden bahsedeceğim, soruyu da çözmüş olacağız. Bakın, Göktürkler, Uygurlar. Evet, bu adamlar parayı kullandılar ama çok böyle gümbür gümbür hükümdar adına paralar bastırmamışlar. Bizde hükümdar adına ilk defa paranın bastırılması Türk işlerde oluyor. Türk işlerin hükümdarı olan Baga Tarkan. Sorunun cevabı da A seçeneğine gider. Baga Tarkan hocalarım, ben dedi kendi adıma para bastıracağım. Ve bu adam üzerinde kendi mührünün, isminin bulunmuş olduğu yarmak ya da yarma adı verilen
madeni paralar bastırmıştır. O zaman şunu bir toparlayalım. Türk tarihinde ilk defa kendi adına para bastıran hükümdar derse Bagat Arkan. Bastırdığı paralar derse Yarma adı verilen paralar bastırmış ve Türk İşleri'nin hükümdarıymış. Yarma madeni para demekmiş. Yani satır da madeni paradır, yarma da madeni paradır. Ama yarma daha çok Bagat Arkan'ın bastırdığı paralar için kullanılan bir ifadedir. Buna dikkat edin. Bir de bunu derslerde konuşuyoruz ama burada da bir toparlamış olalım. Bagat Arkan adında iki farklı hükümdar var. Biri Türk İşleri'nin, bu sorunun cevabı olan kendi adına para bastıran hükümdardır. Diğeri de kimdir biliyor musunuz? Uygur Kağan'ıdır. Uygurların da Bagat Arkan adında bir hükümdarları var. Dönemine dair herhangi bir şey bilmenize gerek yok ama orada da burada da aynı isimde hükümdarlar olduğunu bileceğiz. Bilge Kağan biliyorsunuz ki 2. Göktürk Devleti'nin en önemli hükümdarlarından bir tanesidir. Ülkeyi kardeşi Kültigin ve vezir Tonyukuk'la beraber yönetiyor. Hatta üçü adına Orhun abideleri oluşturuluyordu. Moyancor ise Uygurlara en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Bu yönüyle sorusu henüz gelmedi. Dikkat edin. Tapo Kağan ise yine 1. Göktürk Devleti'nde Budizm'e inanan ve halkını da bu dine inanması için ikna etmeye çalışan bir hükümdar. Diğer bir ifadeyle Tapo Kağan 1. Göktürk Devleti'nde din değiştirmeyi teklif eden hükümdardır ama kabul edilmemiştir. Mögü Kağan'ın da gelme ihtimali yüksek. Daha önce muhtemelen bahsetmişizdir. Uygur hükümdarlarından bir tanesidir. Ve Mögü Kağan'ın en önemli özelliği bu dönemde Uygurlar Manihizm dinini benimseyecekler. Bakın Öseyim'e Manihizme dair birçok şey sordu. Manihizmle beraber hayatımıza neler değişti? Uygurlar ilk defa ne yaptı, ne yapmadılar, neyi terk ettiler? Ama Manihizm dini hangi hükümdar döneminde geldi bunu henüz sormadı. O yüzden Mögü Kağan'a da dikkat edin. Uygurlar da Manihizm'in kabul ettikleri dönem hükümdarıdır. Güzel. Geçelim hocalarım diğer sorumuza. Bir saniye değiştiremedim. Evet, bir başka sorumuz. Bize diyor ki, ilk Türk devletlerinde görünen dinlerden bir tanesi de totemizmdir. Bu dine göre doğada kutsal saydıkları hayvanlara inanmışlardır ve bu dine göre kutsal varlıklar hangisiyle ifade edilmiştir? Şimdi totemizmde bizim için kutsal olan hayvanlar. Şimdi kutsal derken burada tapınma yok. Yani Hindistan'da ineğe taptıkları gibi bizimkiler de hayvanlara mı tapıyorlar? Hayır. O hayvanların kutsal olduğuna inanıyorlar ve o hayvanlara saygı duyuyorlar. Ama sen benim yaratıcımsın gibi bir şey asla değil. Ve totemizmde bu kutsal hayvanlara Ongun adını vermişlerdir hocalarım. Buna da dikkat edeceğiz. Ve Ongunlar örnek verelim nelerdir? Bizim için kutsal olan iki tane çok önemli hayvan vardır. Bunlardan birincisi hocalarım. Yazamadım da direkt A ile başladım diye böyle bir şey yaptıysam. Şunu bir silelim. Böyle mi siliyormuş? Evet, bunlardan birincisi kartaldır hocalarım. Bir diğeri de kurttur. Bak kartal ve kurt. Bu ikisinin olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Her iki hayvanın da evcilleştirilemez olması, yani özgürlüğüne, bağımsızlığına düşkün olması. İşte bu yüzden Türkler kendilerini kartala ve kurda benzetmişler ki kurt biliyorsunuz bize çok kutsaldır. Bundan dolayı da ongun olarak kabul edilmiş. Pekala, diğer seçeneklere bakalım. Şaman, şamanizmin din adamlarına verilen isimdir hocalarım. Şamanizmde sihir ve büyüye inanmışlardır. İşte bu şaman adı verilen din adamları sihirli, büyülü bir şeylerle uğraşıyorlar. Kam ve Baksı. Bunlar din adamı demektir. Buraya din adamı diye yazalım. Orta Asya'da kullanılan ifadeler. Bir de Toygun var. Bak Toygun'la Ongun birbirine karışıyor. Bunu bu yüzden yazdım. Toygun ise yine ilk Türk devletlerinde kurultay üyelerine verilen isimdir. Yani kurultay üyesi demektir. Hani bugünkü şey gibi düşün. Mesela biz bugün meclis üyelerinden bahsediyorken milletvekili ifadesini kullanıyoruz. O dönemlerde de kurultay üyelerinden bahsediyorken Toygun adını vermişler. O zaman Ongun derse totemizme göre kutsal varlıklar, Toygun derse kurultay üyeleri. Bir de Orun diye bir kelime var. Onu da yazalım. Orun da kurultay üyelerinin protokol yani oturdukları yerdir. Şimdi kurultayda daha önce konuşmuştuk bunu. Öyle kafanıza göre içeri girdin, bura boşmuş buraya oturayım. Yok hocalarım. Herkesin rütbesine göre ya da statüsüne göre bir yeri vardır. Hep aynı yere, aynı makama oturursunuz. Buna orun denir. Ama kurultay üyeleri derse onlara toygun denir. Tamam. Bu ikisinin ayrımına dikkat edeceğiz. Evet, böylece bunu da toparladık. Geçelim hocalarım. Geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki bize,
İlk Türk devletlerinde uygulamalardan hangileri ahiret inancının olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Klasik bir ÖSYM sorusu aslında. Bakıyorum. Balbal adı verilen mezar taşlarının yapılması. Bunun üzerine biraz konuşalım. Şimdi balbal dediğimiz mezar taşları ilk defa İskitler ya da diğer adıyla Sakalar döneminde başlar. Peki nedir bu balballar? Önce hikayesinden bahsedeceğim, olay örgüsünden. Balballar şöyle ortaya çıkıyor. Şimdi İskitler'den itibaren biz şuna inanıyoruz. Bir Türk askerinin bu dünyada öldürdüğü düşman askerleri öbür dünyada hizmetçisi olacak. Öldüre öldürebildiğin kadar hepsi öbür dünyada birer Sebastian hizmetçi olarak senin yanında bulunsunlar. Şimdi bu ahiret inancının olduğunu gösteriyor zaten. Peki bunun balballa alakası ne? Şuradan geliyor. Mesela ben bir Türk askeriyim ve öldüm. Hayattayken de atıyorum 10 tane 20 tane düşman askeri öldürdüm. Bu benim şanım, şerefim. Öbür taraftaki hizmetçilerim. O yüzden ben ölünce benim mezarımın başına o 15-20 kişiyi temsil eden büyüklükte olan mezar taşları dikilmiş. İşte onlara da balbal deniyor. O zaman balbal taşları Türklerde ahiret inancının olduğuna kesin kanıttır. Ve ilk defa İskitler'de başlar, uzunca bir sürede devam eder. Hatta biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra da balbal taşlarına devam ediyoruz. Mesela ak koyunlar, kara koyunlar ileride bahsedeceğiz. Yine balbal taşı dikmeye devam edecekler hocalarım. Bir de şimdi bu balbal taşları oluşturulurken taşları yontarak insana benzetmişler, o şekilde yerleştirmişler. Bu da Türklerde balbal taşları sayesinde heykelcilik sanatının gelişmesinde etkili olmuş. O zaman Türklerde ilk defa heykelcilik ne zaman başladı derse yine İskitlere giderim. Heykelciliğin başlamasında etkili olan faktör derse balbal taşlarına giderim. Aldım bunu. Devam edelim. Ölen kişinin arkasından Yu adı verilen aslında cenaze törenidir. Cenaze törenlerinin düzenlenmesi bu çok fazla üzüldüklerini gösterir. Ama o kişiyi başka bir dünyaya uğurladıkları anlamına gelmez. Yani bu asla hocalarım ahiret inancına kanıt olmaz. Sadece üzüldüğümün göstergesi. Ve adamlar bunu o kadar çok abartmışlar ki mesela ölen kişinin yakınları çok fazla üzüldüklerini göstermek amacıyla adamlar tırnaklarıyla yüzlerini böyle ditmişler. Kanla gözyaşını birleştirmişler. Düşünsenize ne kadar psikopatça bir davranış. Devam edelim. Geldim 3'e. Uçma ve tamuya inanmaları babalar gibi olur. Çünkü uçma, buraya yazalım, cennet demektir. Tamu ise cehennem demektir hocalarım. Zaten cennet ve cehennem ifadelerini kullanıyor olmaları, inanıyor olmaları, inanmaları diyor. Yine ahiret inancının olduğunun en belirgin göstergesidir. Peki bunların dışında başka ne olabilir? Kurgan var hocalarım. Kurgan hepimiz biliyoruz ki oda şeklinde yapılan mezarlardır. Ve ölen kişi bu mezara tekrar dirileceğine inandıkları için mum yalıyorlar bedeni çürümesin diye. Ve bu adamın, ölen kişinin gündelik eşyaları, değerli eşyaları, atı, hatta bazı kurganlarda eşini de koymuşlar yanına. Tekrar dirildiğinde bunlara ihtiyacı olacak diyerekten. O zaman kurganlar da yine Türklerde ahiret inancının olduğuna kesin kanıttır. Hatta bize ait iki tane kurgan vardır. Yani en önemlisini bilmeniz gereken. Biri pazarlık kurganı biliyorsunuz. Oradan dünyanın en eski halısı kabul edilen pazarlık halısı bulunacak. Bir de esik kurganı var. Esik kurganından da altın elbiseli adam zırhı çıkartılmıştır. Ve her iki kurganda, yani pazarlık ve esik kurganları, Asya Hun devletine aittir hocaları. Evet, kurganın dışında bir de mumyalamak yine ahiret inancının olduğuna kanıt olarak gösterilebilir. Bunu da koymuş olalım. Evet, genel itibariyle böyle, sorunun cevabı da Denizli'ye gitti. Yu'yu asla alamayız. Devam edelim diğer sorumuza. Evet, geldik bir başka sorumuza. Diyor ki bize, Uygurlar ilk dönemlerinde Orhun alfabesini kullansalar da bir süre sonra kendi milli alfabelerini oluşturmuşlardır. Pekala. Uygurlar aşağıdaki alfabelerden hangisinden yararlanarak kendi alfabelerini oluşturdular? Şimdi alfabe üzerine biraz konuşalım. Bizde ilk defa yazıyı kullanan devlet hepimiz biliyoruz ki Göktürkler. Ve Göktürkler kendilerine ait olan Orhun ya da Orhon ya da Göktürk alfabesi dediğimiz bir alfabeyi kullanacaklar. Bu bizim ilk milli alfabemizdir ve 38 harften oluşur hocaları. Göktürklerin yıkılmasıyla beraber yerine Uygurlar kurulunca ilk etapta tabii ki Göktürk alfabesini kullanmaya devam ettiler. Bir de başka bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi o dönemlerde Orta Asya'da yaşayan bir kavim daha var, Soğutlar. Soğutlar
ticaretle uğraşan bir kavimdir ve yazıyı kullanıyorlar. Kendilerine ait bir alfabeleri var. Soğut alfabesi. İşte Uygurlar bu Soğut alfabesinden yola çıkarak kendi alfabeleri olan Uygur alfabesini oluşturmuşlardır. O zaman Uygur alfabesi Soğut alfabesinin aslında gelişmiş versiyonudur. Ve toplam 18 harften oluşur hocalarım. Bu bence sınavda da çıkabilecek güzel bir soru olur. Dikkat etmenize yarar var. Göktürk alfabesinden bahsettik. Çin alfabesini evet kullandığımız dönemler oldu. Kiril alfabesi daha çok aslında çağdaş Türk ve dünya tarihinde bahsedilir. Çünkü 20. yüzyılda Sovyet Rusya bu Türk topraklarına hakim olunca işte Azerilerin yaşadığı yer, Özbekler, Kırgızlar vesaire onlara zorla Kiril alfabesini kullandırttırıyor. O dönemde Türkler tarafından Kiril alfabesi kullanıldı. İbrani alfabesi zaten Yahudilerin alfabesidir. Bunu da Hazarlar biliyorsunuz Museviliğe inanan tek Türk devletimiz. Onlar kullanıyorlar ama Hazarlar üzerinden gelmez. Genelde soru şöyle geliyor. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden hangileri vardır ya da yoktur tarzında İbrani alfabesinde bunlar arasında olduğunu bileceğiz. Peki bunların dışında Arap alfabesini kullandık. Hatta Arap alfabesi Türkler tarafından en uzun süre kullanılan alfabedir hocalarım. Yani İslamiyet'in kabulüyle başlar diyemem çünkü Karahanlılar biliyorsunuz ki Uygur alfabesini kullanıyor. Ama Karahanlılar döneminde yavaş yavaş başlasa da Gazneliler ve sonrasında biz Arap alfabesini kullanmaya başladık. Ne zamana kadar? 1928 harf inkılabına kadar. 1928'de ise Latin alfabesine geçeceğiz ve günümüzde Latin'i kullanmaya devam ediyoruz. O zaman Arap ve Latin alfabeleri de yine Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler arasında yer almaktadır. Pekala geçelim diğer sorumuza. Evet soru bize diyor ki Türklerce bereketli kabul edilen bir dağın Çin'e verilmesiyle yaşanan kıtlık ve sonrasındaki olayları anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bak burada bereketli bir dağ. Bu aslında önemli olan. ÖSYM geçmiş yıllarda bir defa destan konusu sordu. Siz hangi destan kime ait bunları ezberlerken böyle bir cümleyle de olsa size hatırlatacak şekilde bu destanların konularına mutlaka dikkat edin hocalarım. Önce sorunun cevabını verelim. Burada bize hakkında bilgi verilen işte bu bereketli dağın Çin'e verilmesi Uygurlara ait olan göç destanıdır. Öncülde dediği gibi bizim için kutsal, bereketli kabul edilen bir dağ Çin'e veriliyor. Bunun verilmesiyle beraber bizim ülkemize bir uğursuzluk başlar ve kıtlık başlıyor. Öyle böyle bir kıtlık değil. İnsanlar, hayvanlar her şey böyle açlıktan ölme noktasına geliyorlar. İşte o esnada hayvanlar, dağlar, taşlar, sular her şey bir anda dile geliyor. Göç, göç, göç diye haykırmaya başlıyor. Türkler de başka çare olmadığını da görünce bir bozkurdun peşine düşerek o bölgeden başka bir yere göç ediyorlar. İşte bu olay hocalarım öncülde de verilen Uygurlara ait olan destandır. Buraya bir Uygur destanı diye yazalım. Diğer seçeneklere de bakalım. Türeyş destanı yine Uygurlara ait olan ikinci destanımız. Zaten iki tane destanları var. Çok enteresan bir konusu var Türeyş destanının. Şundan bahseder. Uygur kağanlarından bir tanesi kızlarını tanrıyla evlendirmek istiyor. Ve adam bunun için çaba harcamaya başlıyor. Tanrıları nasıl ikna edelim? Bir süre sonra tanrıların dikkatini çekiyor. Tanrılar da Bozkurt silüetinde yeryüzüne inip Kaan'ın kızlarıyla evleniyorlar. Buradan da Türk soyu türemiş oluyor. O yüzden Türeyiş destanı diye geçer. Biraz garip. Bozkurt ve Ergenekon destanları ise Göktürklere ait olan destanlardır. Ergenekon'la başlayalım. Sınavda sorulan Ergenekon'du. Ergenekon Demirdağ biliyorsunuz. Demirdağ'ın eritilmesi. Şimdi Türkler esaret yıllarında yani Çin esareti devletleri olmadığı bir dönemde özgür yaşamak uğruna bir dağ vadisinin içerisine giriyorlar. Ama burada asırlarca yaşıyorlar. Çok uzun bir süre. Çok dar bir yerden giriyorlar. O da zamanla kapanıyor. Hani depremdi şuydu buydu derken. Bunlar kalıyor dağın içinde. Bir yerden sonra nüfus artıyor tabii. Asırlar geçti. Sığmıyorlar oraya. Diyorlar ki çıkmamız lazım. Ama çıkacak hiçbir yol bulamıyorlar. Şimdi burada ne yapabiliriz, ne yapabiliriz derken bir bozkurt, yine gökyüzünden inen bir bozkurt bizimkilere akıl veriyor. Diyor ki şu dağın dibinde devasa bir ateş yakın. Bizimkiler ateşi harlıyorlar. Dağın içindeki demirin erimesiyle beraber dağ çöküyor, yol açılıyor. Bizimkiler de o yoldan çıkıp gidiyorlar. İşte bu da Ergenekon destanıdır. Bozkurt destanı yine Göktürklere ait. Burada da şöyle... Türkler yurtsuz kalıyor. Lan nereye yerleşsek, ne yapsak falan. İşte o esnada yine bir bozkurt
bizim karşımıza çıkıyor ve diyor ki ben size yurda götüreceğim, gelin peşimden. Ve biz onun peşinden koştura koştura gidiyoruz. O da bizi Ötüken ormanlarına, yani ana vatanımıza götürüyor. Bozkurt Destanı da Bozkurt öncülüğünde Türklerin göç etmesi, yurt arayışı ya da daha güzel bir ifade odur, anlatır. Geldik Oğuz Kağan'a. Oğuz Kağan Destanı ise Asya Hunlarına aittir. Önce şununla başlayacağım. Oğuz Kağan ile özdeşleştirilen lider Metehan'dır. Yani bu şu demek, Oğuz Kağan diye anlatılan aslında %99 Metehan olabilir demek. Bunu da sorabilirler. Oğuz Kağan Destanı da şöyle. Büyük bir canavar, böyle dev bir şey hayal edin. Türklerin başına bela oluyor. Böyle insan falan yiyen bir canavardan bahsediyorum. Her yeri talan ediyor. Bizim Oğuz Kağan da diyor ki abi ben Türkleri bundan kurtarırım. Adam bir ağacın dalına geyik asıyor. Sırf o canavara tuzak kurmak amacıyla. Canavar böyle haldır uldur geliyor, geyiği yiyor oradan. Ertesi gün tekrar aynı yere aynı geyikten koyuyor. Üçüncü gün tekrar aynı geyik. Artık canavar alıştı. Her gün aynı saatlerde oraya gelip geyiği alıp gidiyor. Bir sonraki günde Oğuz Kağan orada bir pusu kuruyor ama geyik yok. Canavar yine geyik yemeye diye koştura koştura gelir ama bizim Oğuz Kağan ise o canavarı kurduğu tuzakla beraber yok eder. Böylece Türkler o canavarın kötülüklerinden kurtulmuş olurlar. Hatta sonrasında yine Bozkurt silüetinde kızlar yeryüzüne iniyor, bizimki onunla evleniyor falan filan. O kısmı çok önemli değil. Siz Oğuz Kağan Destanı'nın Metehan'ı anlattığını bilseniz çok daha güzel olur. Bunların dışında Manas Destanı vardır. Manas Destanı biliyorsunuz ki Kırgızlara ait. Dünyanın en uzun destanı ve canlı bir destan. Halen daha yazımı devam ediyor. Manas Destanı neyi anlatır? Bir, Kırgızların bağımsızlık sürecini anlatır. İki, Kırgızların İslamiyet'i kabul etme sürecinden bahseder. İkisine de dikkat edin. Ve son olarak hepsini anlattık, onu da anlatalım bari. İskitler. İskitlere ait olan da yine iki tane destanımız var. Birincisi Alper Tunga destanıdır. Diğeri de şu destanı. İkisi de hükümdar. Alper Tunga da İskitlerin hükümdarı, şu da İskitlerin hükümdarı. Alper Tunga destanı, Alper Tunga'nın İran'la yapmış olduğu savaşları anlatıyor. Şu destanı da şu adındaki İskit hükümdarının Büyük İskender'de olan mücadelesini, Makedonya Kralı Büyük İskender bundan bahseder. Yani çok bunların konusunu sormazlar ama şurada yazanlar çok daha güzel soru olarak gelir. Evet, böylece aklıma gelenlerin tamamını toparlamış olduk. Geçelim hocalarım. Geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki Göktürklere ait olan en eski yazılı eser aşağıdakilerden hangisidir? Bunun özellikle belirtmek için böyle bir soru yazdım. Direkt bilgi sorusu. Şimdi Göktürklere ait olan yazılı ürün denildiği zaman biliyorsunuz aslında iki şey geliyor aklınıza. Bunlardan bir tanesi Göktürk kitabeleri, Göktürk kitabeleri ya da Orhun abideleri ve 3 kişi adına oluşturuluyordu. Hatırla onları: Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin kardeşi, bu üçü adına oluşturulacak. Fakat hocalarım, Göktürkler Orhun abidelerinden önce Bugut yazıtlarını oluşturmuşlar. Yani Göktürklere ait olan en eski yazılı eser Bugut yazıtlarıdır ve Göktürkler dönemindeki siyasi olayları anlatır. Sadece siyasi olayları anlattığını ve Göktürklere ait olan en eski yazılı ürün olduğunu bilseniz yeterli. Zaten soru gelirse aynen bu şekilde gelecektir. Buna dikkat edin. Peki diğerlerine bakalım. Şu Bilge Kağan kitabesi dediği zaten Göktürk kitabelerinden bir tanesi. Geçiyorum onu. Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. Ve aslında bunlar birer mezar taşlarıdır. Kırgızlar'da önemli bir kişi vefat ettiğinde devlet yönetiminde işte vezirdi, hükümdardı ya da buna benzer. Onun hayattayken siyasi olarak yaptığı başarıları mezar taşına yazıp adamın tepesine dikmişler. İşte bunlar da Yenisey yazıtları. Bilge Kağan'ı zaten söyledim. Karabalgasun yazıtı ise kime aittir hocalarım? Uygurlara aittir. Ve bu kitabı Uygurların, evet siyasi olaylarından falan da bahseder ama daha da önemlisi Maniheizm dinini nasıl benimsediklerini anlatan bir kitabedir. Bence sorusu böyle gelir. Madara Kaya yine Uygurlara aittir. Asla takılmanıza ya da bilmenize gerek yok. Siz bunun dışındakileri bilin ve bu sorunun da dikkatinizi çekmeye çalıştığım gibi Bugut yazıtlarına daha çok dikkat edin. Evet, böylece bunu da çözdük. Geçelim bakalım.
Geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki, ilk Türk devletlerinde temel geçim kaynağının hayvancılık olmasının da etkisiyle hayvan üslubu sanat tarzını geliştirmişlerdir. Bu anlayış ilk defa hangisiyle beraber başlamıştır? Şimdi hayvan üslubu sanat tarzı zaten isminden anlarsanız önce cevabı vereceğim. İskitlerle beraber başlıyor. Şimdi İskitler şunu yapmışlar. Adamlar her yere hayvanları nakşetmeye çalışmışlar. Yani örnek veriyorum. Mesela bir kılıç yapıyorsun. O kılıcın sapında bir kurt başını figür olarak göstermeye çalışmışlar. Ya da bir ejderhayı kalkanın üzerine işlemişler. Ya da kurt motiflerini ne bileyim halılara, kilimlere işlemişler. Böyle gördükleri her yerde hayvanları koymuşlar. O yüzden hayvan üslubu sanat tarzı diye geçer. Ve İskitlerle başlayan bu süreç İslamiyet'in kabulüne kadar uzunca bir dönem devam eder. Bir de şundan bahsedeceğim. Şimdi biz İskitlerle beraber işte bu sanat anlayışımız başlıyor ya. Biz bu dönemlerde göçebe yaşadığımız için taşınabilir sanat eserleri yaptık. Ne zamana kadar? Uygurlara kadar. Ama Uygurların diğerleşik hayata geçmesiyle beraber mimari eserler gibi daha kalıcı sanat eserleri yapmaya başlayacağız. Taşınabilir sanat eserleri göçebe yaşamla alakalı zaten. Bunu da yakalarsanız. Evet, bununla ilgili farklı söyleyeceğim bir şey yok. O yüzden direkt geçeceğim hocalarım bu soruyu. Hadi bakalım. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki, aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde görülen hükümdarlık sembolleri arasında gösterilemez? Direkt ÖSYM sorusu. Zaten çıkmış soruya takla attırdım burada. Şimdi İslamiyet öncesinde Türk hükümdarları hükümdar olduklarını göstermek amacıyla bazı semboller kullanmışlar. Hangisi bunlardan biri değil? Bakalım. Bunlardan bir tanesi örgün. Ne demektir hocalarım? Taht demektir. Hükümdarın devlet yönetimini gerçekleştirdiği tahtı. Bu bir hakimiyet sembolüdür. Gitti. Evet, bir diğer seçeneğimiz ise belge. Hocalarım, belge ise kamçı demektir. Yine hükümdarların kullandığı hakimiyet sembollerinden bir tanesi. Tabii kamçı dediği sembolik, hani ellerinde o gezdirdikleri zımbırtının adı. Devam ediyorum. Kur kemer anlamına gelir. Yine hakimiyet sembolüdür. Çünkü hükümdarların böyle cafcaflı bellerinde bir kemerleri olur. Bu da hükümdar olduğunun bir göstergesi. Toy iki anlamda kullanılıyor. Birincisi şölen demektir. Bir diğeri de kurultayın eş anlamlısıdır. Sizin şölen düzenliyor olmanız ya da kurultay toplantılarını yapıyor olmanız da hükümdar olduğunuzun bir göstergesi. Yani kafasına göre herkes kurultay toplantısı yapamaz. Gelelim çetire. Çetir ise saltanat şemsiyesi demektir. Şimdi saltanat şemsiyesi derken de şöyle, bu İslamiyet öncesinde yok bu arada. Cevap Edirne olur. İslamiyetle beraber hayatımıza girecek şöyle. Hükümdarlar daha çok güneşten korunmak amacıyla, hani bu görmüşsünüzdür filmlerde falan, yere böyle 4 tane kazığı dikerler, üzerine de yeşil bir örtü kapatılır. Hükümdarın tahtı onun altında olur. İşte güneşten ya da diyelim ki yağmur yağdı, çok yağmur da orada durmaz ama yağmurdan hükümdarı korumak amacıyla yapılıyor. Çetir İslamiyet'in kabulüyle beraber Türk İslam devletlerinde, yani Karahanlı, Selçuklu, Gazneli gibi devletlerde kullanılıyor. Osmanlı'da var ama İslamiyet öncesinde yoktur hocalarım. Bu yüzden cevap E seçeneğine gider. Evet, gelelim günün son sorusuna. Soru bize diyor ki, şu kalemi alalım. İlk Türk devletlerinde boyların birleşmesiyle oluşan yapıya budun adı verilmiştir. Budunların yöneticileri sıfatlarından hangilerini kullanmışlardır? Şimdi bu gerçekten de zor bir soru ama MEB kitabında böyle bir bilgi yer aldığı için ben de bunu buraya koydum. Hadi beraber bakalım. Şimdi önce şu buduna kadar olan kısmı bir hatırlayalım. Biz de biliyorsunuz ki bak, oguş, uruk, boy, budun ve il adını verdiğimiz bir teşkilatlanmamız var. Oguş dediğimiz aileler. Ailelerin birleşmesiyle beraber uruk adını verdiğimiz soy ya da sülaleler ortaya çıkıyor. Daha sonra bu sülalelerin birleşmesiyle beraber de boy ortaya çıkıyor. Boylar biliyorsunuz ki bey tarafından yönetilir. Kendilerine ait bir kurultayları ve kendilerine ait bir orduları vardır. Ve boyların hocalarım şöyle bir özelliği var. Bağımsız olarak tek başına yaşayabilen en küçük siyasi birimdir. Daha sonra boyların birleşmesine beraber budun adını verdiğimiz yapı ortaya çıkıyor. Budun kelime anlamı olarak millet demektir. Daha sonra budunların birleşmesiyle beraber de il ya da el adını verdiğimiz devlet ortaya çıkacak. Şimdi burada budunların yöneticilerine ne demişler bakalım. Bak, yapgu ünvanı var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, yapgu ikili teşkilata göre ülkenin batısını yöneten değil miydi? Evet, o.
Şimdi ülkenin batısında zaten bir iki tane budun var. Onları bırakıyor hükümdar. Hükümdar budunların birleşimi. Sonuçta il, devlet olmuşsun. O yüzden yapgu ünvanını kullanıyorlar. İlteber ünvanını da kullanırlar hocalarım. İlteberi de alacağız. Hatta çok daha enteresandır. Şat ünvanını da kullanacaklar. Şat aslında biliyorsunuz hanedan üyesi askeri vali demektir. Buraya bir askeri vali diye yazalım. Hanedan üyesi askeri vali. Biraz konuşalım. Hükümdarın erkek çocukları, ki illa çocuğu olmak zorunda değil, yeğeni, kardeşi de olabilir, devlet yönetiminde tecrübe kazansın diye yönetici olarak bir yerlere gönderilir. İşte o hükümdarın çocukları, normalde tegin diye anılırlar. Eğer bir yere askeri vali olarak gönderilirse şat adını alır. E sen bu çocuğu devlet yönetimini öğrensin, tecrübe kazansın diye budunun başına gönderemez misin? Evet, gönderebilirsin. Mevp kitabı diyor ki budunların yöneticilerine yapgu, şat ve ilteber ünvanları verilmiştir. Yani cevap E seçeneğine gider hocalarım. Bunu da not almanızda bence yarar var. Evet, böylece İslamiyet öncesiyle ilgili olan soru çözümümüzü bitirdik. Bir sonraki videoda Türk İslam tarihiyle beraber devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.